YRT TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Ekim Pazar, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Eriyel'de elektrik tellerine atılan kabloyu almaya çalışan kapıcı akıma kapılarak ağır yaralandı. Elektrik akımına kapılan kapıcı ağır yaralandı. Eriyel'de elektrik tellerine atılan kabloyu almaya çalışan kapıcı akıma kapılarak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre Eriyel ilçesinde saat 9 sıralarında Eti Mahallesi Eti Parkı'nda meydana geldi. Parkın bulunduğu alandan geçen yüksek gerilim hattının geçtiği tellere kimler tarafından atıldığı bilinmeyen bir kablonun atılmasıyla yüksek gerilim hattında tellerine takılan kabloyu indirmeye kalkan İrfan Öcalan isimli kişi akıma kapılarak ağır yaralandı. Öcalan'ın parkın bitişinde bulunan Didem Apartmanı kapıcısı İrfan Öcalan olduğu öğrenildi. Olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralı şahıs 112 acil servis ekipleri tarafından Eriyel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sayın seyirciler, Eriyel'de uyuşturucu ticaretinde aracılık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı. Eriyel'de uyuşturucu ticaretinde aracılık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre dün saat 21.30 sıralarında GK isimli şahsının uyuşturucu ticaretine aracılık yaptığı bilgisinin edinilmesi üzerine Eriyel Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ticaretinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda GK isimli şahsının uyuşturucu maddeyi CÜ isimli şahıstan satın aldığı tespit edildi. GK ile CÜ isimli şahıslar görevlilerce yakalanmış, CÜ isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 15.65 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yürütülen tahkikat sonucu GK ve CÜ isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldı. Adli makamlarca tutuklanarak Ereğli T tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sayın seyirciler, Eriyel'de Uluslararası Bilim ve Akademik Konferans düzenlendi. Doçent Doktor Mehmet Dalgıç'ın öncülüğünde düzenlenen konferansa çok sayıda akademisyen katıldı. Eriyel'de Uluslararası Bilim ve Akademik Konferans düzenlendi. Doçent Doktor Mehmet Dalgıç'ın öncülüğünde düzenlenen konferansa çok sayıda akademisyen katıldı. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Akademi Kongresi'ni Ereğli'de yapmayı tercih ettik. Ereğli'de niye tercih ettik? Bu çok sorulan bir soru. Ereğli'mizi uluslararası ve ulusal anlamda tanıtmak için Ereğli'de ikincisini düzenliyoruz kongremizin. Uluslararası ve ulusal anlamda 150'ye yakın hocamız katılıyor. Herkes kendi alanında hazırladığı sunumlarını yapacak. Tabii burada yalnızca sunum yapan hocalarımız gelmiyor Ereğli'mize. İşte çocukları geliyor, eşleri geliyor, tanıdıkları geliyor. Bu vesileyle Ereğli'mizi turizm anlamında da tanıtmak için kendi çapımızda bir şeyler yapmış oluyoruz. Kongremize Kilisya Aralık Üniversitesi'nden doçent doktor Metin Açık Yıldız hocamız da katıldı. Hocam da kongremiz ve Ereğli konusunda bir şeyler söylemek ister mutlaka. Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi'ni ülkemize, öncelikle Ereğli'ye, sonra da ülkemiz akademik camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben de. Bu kongrenin ikinci kez bu kongresine katılıyorum. İkinci ayağını Ereğli'de ilk kez bulunuyorum. O yüzden Ereğli'yi tanımış olmaktan, burada bulunmuş olmaktan çok mutluyum. Sabahki oturumlarda ülkemizin ve dünyanın önemli sorunları hakkında bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler oldu. Bu yönüyle akademik anlamda çok ciddi katkıların olacağını tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Ereğli tabii ülkemizin açısından çok önemli bir yer olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onu tanımış olduk. O yüzden burada bulunmuş olmaktan ve bu kongre organizasyonuna katılmış olmaktan çok mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum ben de. Ereğli'deki kongremize tabii gönlümüz ister ki Ereğli'li, daha doğrusu Ereğli'deki fakültedeki hocalarımız da katılsın isteriz. Ama üzülerek söylüyorum, belli kişiler haricinde kongreye destek veren yok. Biz kimseden maddi açıdan bir şey istemiyoruz. Yalnızca gelin, katılın,
hangi bilim alanında sunumlar yapılıyor, Ereğli için neler yapılıyor, katkı sağlayın diyoruz. Mesela sunumlarımızın içinde İvriz Kaya Anıtı ile ilgili sunumlar oluyor, işte besicilikle ilgili sunumlar oluyor, süt ile ilgili sunumlar oluyor. Bunlar Ereğli'miz için çok değerli. Şey oluyor mesela, yeraltı sulaması ile ilgili sunumlar oluyor. Bunlar kendi alanında doçent, profesör olmuş hocalarımızın hazırladığı sunular. Hani ben gönül tabii ki istiyor, insanlar gelsin, bu sunumları dinlesin. Mesela Milli Eğitim'deki hocalarımızdan hiç katılan yok, üzülerek söyleyeyim. Milli Eğitim'deki hocalarımız niye katılmaz? Ereğli'deki fakültedeki hocalarımızdan niye katılmaz? Bunlara üzülüyoruz tabii ki ama biz bunu yapmaya inatla devam edeceğiz inşallah. Kongremiz düzenleme kurulunda olan Kilisyada Aralık Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mustafa Dede Hocam da kongrede hem sunum yapmak üzere hem kongre oturum başkanlığı yapmak üzere Ereğli'mize geldi. Hocam da bir şeyler söylemek ister kongremiz hakkında mutlaka. Başkanımıza öncelikle bu güzel kongre için teşekkür ediyoruz. Kilis'ten geldik kongresine katılmak için. Ereğli'yi beğendik, bizi gezdirdi sağ olsun. Ereğli'de böyle güzel organizasyonların hocamızdan devamını bekliyoruz inşallah. Bir dahaki sene olursa yine katılacağız. Her zaman inşallah. Aynı zamanda yine kongremizin düzenleme kurulunda yer alan Kilisyada Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslekçisi Okulu Müdürü, aynı zamanda okul öncesinde çocuk gelişimi çalışan ya doktor öğretim üyesi Halil Uzun Hocam da buradalar, sunumlarını yapacaklar. Hocam da kongremiz hakkında bir şeyler söyler. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi öncelikle böyle güzel bir şehirde bulunmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Ereğli gerçekten çok daha fazlasını hak ediyor. Biz gezdiğimizde, Ereğli'yi dolaştığımızda, insanlarla tanıştığımızda bunu gördük. Sanırım Mehmet Dalkılıç Hocam sayesinde ikincisi düzenleniyor. Uluslararası düzeyde bir kongrenin, bilimsel kongrenin. Biz buralarda olmaktan çok memnunuz. Devamını diliyoruz. Ümit ediyorum bundan sonraki kongrelere de katılacağız. Teşekkür ediyorum ben böyle bir kongre düzenlediğiniz için, organize ettiğiniz için. Böyle güzel bir şehirde. Teşekkür ediyorum. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği.
Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11.0. Bu akşam da biz Erman Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.